Evet, merhaba gençler. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi harikadır. Yeni bir kilo aldırıcı tanıtım serisiyle sizlerleyim. Ve bugün yanımda gördüğünüz ürün CTN Muscle'ın Gainer arkadaşlar. Muscle Gainer Complex olarak geçiyor. Yaklaşık 6 kiloluk bir ürün. Ben bu ürünü yaklaşık 3 hafta falan sürdü herhalde arkadaşlar. 3 haftadır kullanıyorum. Ve bu kullanım sürecimde gerçekten güzel etkiler de aldım. Tabii Dymatize, Hardline gibi içeriği çok yoğun değil. Fakat yeni başlayan sporcular için bunu ben gerçekten önerebilirim arkadaşlar. Kendim de kullanıyorum. Hatta şimdi antrenmana gideceğim. Antrenmandan önce yaklaşık bir porsiyon kadar da Gainer'dan alacağım. Bakalım. CTN Muscle'ın Muscle Gainer kompleksi. Ben bu ürünü aloprotein.com'dan aldım arkadaşlar. Yaklaşık 6 kilo ve 40 servis kadar gidiyor. Tabii siz bunu sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa kullandığınız zaman size 20 gün boyunca gidecektir. Bu tek porsiyon olarak kullanıldığı takdirde 40 servis olarak gidiyor. İsterseniz bir de ürünün amino asit profilini inceleyelim. Gördüğünüz gibi her bir porsiyonun yaklaşık 150 gram ediyor ve 150 gramında 548 kadar kalori var. Tabi bu kalori oranı diğer gainerlara göre biraz düşük olabilir. Fakat dediğim gibi yeni başlayan birisi için gayet yeterli olacaktır. Karbonhidrat oranı 122 gram gayet güzel. Protein oranı 7 gram, biraz düşük kalmış arkadaşlar. Ama dediğim gibi yeni başlayan birisi için gayet yeterlidir bu oranlar. Ya vitamin C, kalsiyum, işte vitaminleri var arkadaşlar. B, işte bizim için önemli olan B vitamini burada, C vitamini. Onun dışında aşağı inelim, amino asit profilini görelim. Bizim burada dikkat etmemiz gerekenler lösin, izolisin ve valin değeri, yani BCA değerleri arkadaşlar. BCA değerlerini de görebilirsiniz. Hani diğer tanıttığım gainerlar kadar yüksek değil. Ve triptofan değerini de görebilirsiniz arkadaşlar. Çok yüksek bir beklentiye girmeyin. Fakat sizi gayet bir kilo almanızı kolaylaştıracak yardımcı bir üründür bu. Zaten beslenmeniz yeterince iyi değilse bu ürünler sizin için işe yaramayacaktır. Fakat bu basic olarak kullanabileceğiniz güzel ürünlerden bir tanesi. Şimdi de tadına bakacağım. Evet arkadaşlar, şimdi Gainer'ımızı içeceğim. Size bir trik vereyim, yani bir tavsiyede bulunacağım. Eğer sizin kullandığınız gainer fazla karışmıyorsa, bende çok oluyordu bu. Gainer'ı karıştırsam bile hep böyle topaç topaç kalıyordu. Ben hiç sevmiyordum bu durumu. O yüzden sütü hafif ılık ısıtın arkadaşlar. Ne çok ısınsın ne de çok soğuk olsun. Çok hafif bir ılık şekilde olduğu zaman çok güzel bir şekilde shaker'da karışıyor. Şimdi biz ürünümüzde 5 ölçek kullanıyoruz arkadaşlar. 5 ölçek yaklaşık 150 grama tekabül ediyor. 5 ölçeği attıktan sonra ben genelde sütle beraber tüketiyorum ama siz suyla da tüketebilirsiniz. Tabi suyla içtiğiniz zaman tadı biraz kötü gelebilir. Onu baştan söyleyeyim. Ya da yarı süt yarı su da yapabilirsiniz. Siz bunu şey de içebilirsiniz arkadaşlar. Sabah kahvaltıdan sonra, antrenmandan önce, antrenmandan sonra, gece yatmadan önce zamanlamanızı kendiniz çekmeniz gerekiyor. Ben 5 ölçeği tamamlıyorum şu an. 5 ölçeğimi attım. İçerisine yaklaşık 350-400 mg kadar süt koyabilirsiniz ya da yarı yarı olarak 200 mg su, 200 mg kadar süt ya da sadece su kullanabilirsiniz eğer sütü sevmiyorsanız. Ben şimdi bunu sütle beraber karıştıracağım. Bu arada şu gördüğünüz şey, biz kubişka diyoruz Bulgaristan göçmenleri olarak. Aranızda belki göçmen vardır. Çok kullanışlı bir şey. Ben hep bunu kullanıyorum. Şimdi shaker'ımı karıştırıp içeceğim arkadaşlar. Tadı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ben tadını çok sevdim bunun. Gerçekten o çikolatanın aromasını alıyorsunuz içerken. Yani tadı olarak diğer kullandığım gainer'lardan çok çok daha üstün, bunu size söyleyebilirim. O yüzden tat konusunda hiçbir şüpheniz olmasın. Şimdi antrenmana gideceğim ben arkadaşlar. Antrenman öncesi içtim bu gainer'ımı. Eğer bu incelemelerin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir ve aşağıda bulunan abone ol butonu ile beni de arkadan takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese görüşmek üzere diyorum. Bay bay.